Ben Nur Tuğba Aktay'a döneyim. MHP lideri Sayın Bahçeli dedi ki bu konuya ilişkin CHP'li belediyelerin müzikli eğlence ve konser şölenlerine hazine kaynaklarını astronomik şekilde peşkeş çekmeleri kepazeliktir. Konserler pahalıymış diyor, algı operasyonu yapıyor diyor. Konserler pahalı değil mi? Bir algı operasyonu gerçekten var mı? Sayın Özel için MHP lideri Devlet Bahçeli bunları söylemiş ama muhalefette ısrarlı bir şekilde bir algı operasyonuna uğradıklarını ifade ediyor. Gerçekten öyle mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Fevzi Bey, genel olarak perspektiften bir siyasi ya da partilerin kendi böyle işte o parti bu partinin harcamalarından çok daha öte, biz genel olarak sadece yerel yönetimlerdeki geçtiğimiz yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısıyla kazandıkları belediyelerin ve Türkiye'de en büyük bütçeleri alan belediyelerin ki Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun ikinci dönemlerinde bu kaynakların, kamu kaynaklarının kullanım ve önceliklerini tartışıyoruz. Hele ki bu belediyelerin de özellikle bu harcamaların yaparken öncelikli ihtiyaç ve gereksinimlerinin vergi ve sosyal güvenlik prim borçları gibi önemli, Sayın Bakan'ın da geçtiğimiz haftalarda tekrar gündeme getirdiği bu kadar kritik konular ve gündemler, borçları böyle neredeyse 14 kart atan, artan borçlara baktığımızda tabii ki kaynakların yönetimi ve halkın iradesini teslim ettiği bu kişiler, bütün siyasi partiler ve bütün belediyeler için geçerli bir hadise. Dolayısıyla bu kaynakların yönetiminde önceliklendirilmesindeki stratejiler ve halkın gereksinimleri tartışılması gerekiyor. Yoksa kim konser vermiş, kim vermemiş? Kültür, tabii ki kültür çok değerli. Kültür, sanat bence toplumun en değerli argümanlarından biri. Bizi kökümüzden. Yani herkesin, bunlar tartışılmaz. Ebru Gündeş'i, Mor ve Ötesi'ni. Bunları konuşmamalıyız yani zaten. Hadiseyi gidip özel bir sahnede izleme imkanına sahip değil. Bunlar yani çok değerli. Halka erişim noktasında önemli etkinlikler, evet. Burada konuşulması gereken tabii ki konser verilmesi çok değerli. Bu tip etkinliklerin yapılması çok önemli ve Ankara gibi bir şehirde, İstanbul gibi, ben de aslen Ankaralıyım. Eskiden o dönemleri çok daha iyi hatırlıyoruz. Şimdi bu süreçte bizim öncelikler ve harcamaların bir kere neden bu kadar kamuoyuna kim düşürdü? Neden bu süreçte bir anda çıktı ve Mansur Yavaş'ın bizi okları aslında kimi hedef gösterdiğini, işte diyor ya, sağlı sollu başladım, işte ben bütün anketlerde birinci çıkıyorum diyerek aslında yine CHP içindeki o Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinin bir yarışının da bir rakip. Bu rakamların ortaya çıkması bu rekabetin ürünü mü diyorsunuz? Bana göre, benim kendi tarafımdan baktığımda, kendi içerisinde işte diyor kimin yaptığı zaten ortaya çıkacaktır. İşte bu sürecin buraya gelişinde biz beklerdik ki iletişim tarafında da bilhassa bu maddi yönetime şeffaflık eksikliğini gözlemliyoruz. Buradaki CHP ya da işte diğer siyasi partileri yine genelliyorum, sadece bir partiyi değil. Bu özellikle Ankara gibi geçtiğimiz bu süreçte ekonomik sıkıntının bu kadar baş gösterdiği bir süreçte belediyelerin yerel politikalar üreten, hele ki böylesi büyük bütçelerin sosyal belediyeciliği öncelemesi ve en önemlisi yine söylediğim gibi vergi ve SGK borçlarının, bırakın ödemeyi, neredeyse 14-15-20 kat artan bu borçların da giderilmesi yerine aslında kamuoyu bu yüzden çokça meşgul edildi. Ya da işte o ses sistemleri ya da sanatçılar da tabii ki alabilecek. Ama bunun bu kadar gündeme gelmesi, toplumun da işte o kültür, sanat, hepimiz tabii ki seviyoruz. Sanat çok değerli. Bir kere müzik hepimizin, yani müziği ya da işte konseri sevmiyor bir insan aramızdan çıkamaz. Ancak bunların iletişimi, bunların aktarımı ve öncelikli bir şekilde o kaynakların hangi ihtiyaca göre, yani Ankara'da işte ilçeleri biliyorsunuz, belli ilçelerin sosyoekonomik seviyesi, refah seviyesi yüksekken orada siz sosyal belediyeciliği öncelendirmenize gerek yok. Oranın ihtiyaçlarına göre siz politikalarınızı tesis edersiniz ki eğer siz geleceğe yönelik 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyorsanız, aslında sizin hizmetleriniz ve o sizin belediyede sunduğunuz projelerle, kaynak geliştirmeyle, biz hep belediyeleri kaynak tüketme olarak görüyoruz ama borçlar neden artıyor? Bu borçlar artmak yerine yerel politikalarla kaynak geliştirilse, belediyelerin kasaları sadece devletten aldığı hazine kaynaklarının çok ötesinde, kendileri de sadece tüketmek yerine üretseler ve bu da, keşke hep şunu arzu ediyoruz, sadece Ankara, İstanbul özelinde değil, bir belediye keşke bize bir rol model oluştursa, kaynakların, istihdamın arttığını, küçük yerelin ihtiyaçlarına göre bir politika ürettiğini görsek ve diğer belediyeleri de örnek olduklarını gözlemlesek. Ama işte dediğim gibi siz SGK borçlarınız böylesine ayyuka çıkmışken, sizin orada çalışanlarınızın primleri ödenmemişken bu paralarla da başka şeyler yapılıyor olurken tabii ki kamuoyu bunu gündeme alacak. Ama bunun, yine eliyorum, işte şu parti bu partide ayrıştırılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Hangi siyasi parti yapıyorsa herkes hesabını vermeli diye bunun altında çiziyorum. Çünkü bu, hı hı, eğer öyle bakarsanız o zaman objektif ve sağlıklı değerlendirmiş olmazsınız. Çünkü kamunun az önce söylediği gibi halk karar verecektir ama halk size teslim etti. Yani kaynaklarınızı yönetmeniz için size bir şans verdi. Siz bunu yönetmeniz için de seçimleri beklemeye gerek yok. Bunun tabii ki yargı tarafında yargı kararı verecektir ama bunun da halkın ihtiyaçlarını, yine dediğim gibi böylesine belgeleri, şimdi Mansur Bey'in bir kere haberinin yok denmesi ya da üzgün demesi zaten daha da kötü bir sonuç. Yani siz bir belediye başkanısınız ve sizin harcamalarınızdan haberiniz yok. Hatta rahatsız oluyorsunuz. Eğer rahatsız oluyorsanız en baştan zaten direkt net bir tavırla liderliğinizi göstereceksiniz ve siz orada ona müsamaha göstermeyeceksiniz ki sizin güçlü liderlik inşası ve itibar yönetiminiz de böyle ortaya çıkacaktır. Peki.